Bitcoin'deki genel hali değerlendireceğiz. Ve bu noktada pek çok veriye değinmeye çalışacağız. Altcoin'ler sıkıntılarla boğuşurken Bitcoin yatırımcıları her ay devasa miktarda BTC birikimi yapıyor diyor. En son neler değerlendirdik? Buna bir hatırlayalım. Borsalardaki USDT arzı Mart ayından bu yana en yüksek seviyede. Buna karşılık olarak Bitcoin arzı en düşük seviyede olduğu gibi hem balinalar aynı zamanda küçük yatırımcılar olabildiğince fazla topluyor. Tabii ki çıkışlar mevcut fakat bunların dipten alımlarla telafi ediliyor olması ve paranın aktığı noktanın tespiti çok önemli. Bu noktada BTC'nin hem güçlü olduğunu hem de potansiyel olarak yeniden olası durumdaki katalize olması durumunda yükseliş için yeterli olduğunu ve güçlü olduğunu anlayabiliyoruz. Bunlar tabii ki de çok önemli veriler olacaktır. Bu arada tabii ABD tüfesi açıklandı malum. Önceki videoda da zaten bununla alakalı konuştuk. Şimdi piyasa için en önemli olan şey tabii Fed'in faiz kararı olacaktır. Muhtemelen 25 bas puan daha geliyor. Buna da dikkat etmek lazım. Bütün bunlar olurken malum altcoin'lerde bir erime var. Öyle ki Bitcoin'in şu süreçte gerçekten güçlü olduğunu, mevcut düşüşlere rağmen toparlayabilme kabiliyetinin yüksek olduğunu söyleyebilirken, maalesef altcoin'ler için bu kadar pozitif yorumlar yapmak zor olacaktır. Çünkü altcoin'lerdeki çıkışlar evet nakite aktığı gibi bir noktada BTC'ye de ciddi bir para akması oldu. Aynı zamanda dışarı giden varlıklarda yani piyasadan dışarı akan varlıkların ciddi bir ekserisinin de altcoin'lerden çıkış üzere olduğunu da görmüş olduk. Bütün bunlar da aslında yine dominanstaki son vakitler yükseliş ve dahi BTC'deki hareket yani BTC düşüşüne rağmen dominansın artmasına cevap veriyor. Şu süreçte biraz daha müşteri olmaya çalışmak lazım. BTC diğer altcoin'lere göre, diğer altcoin'ler değil daha doğrusu altcoin'lere göre çok da pozitif bir durumda. Glassnode'un en son 10 çeyreği, ya bak şunu söylemeye çalışıyorum. Piyasa yeni bir kalkışa geçtiğinde yine şu sorular sorulacaktır. Mesela Mart ayında da oldu, işte Haziran'da da oldu falan. Ya işte Bitcoin şöyle yükseldi, böyle yükseldi. Altcoin'lerde niye iş yok falan tarzı. Bak cevabı bu işte. Çünkü fazla kan kaybettiler ve toleransları şu anda çok düşük. Ne yazık ki. Bunu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu tarz problemler piyasa yükselişinde yaşanabilir. Onu da söylemek lazım. Aylık 50 bin adet yaklaşık 1,35 milyar dolar değerinde Bitcoin alıyorlar diyor. Bitcoin'in fiyatı bu yıl büyük ölçüde dalgalanmış olsa da Glassnode'un en son raporu uzun vadeli sahipler veya holderlar kortunun kararlı olduğunu gösteriyor. Evet, uzun vadeli yatırımcı sayısı ve yatırımcı oranları şu anda olabildiğince yüksek. Tabii ki bu da aynı zamanda Bitcoin'in niye bu kadar güçlü olduğunu ve beklentinin de yüksek olduğunun cevabı olarak bizim karşımıza geliyor. Doğru. Glassnode piyasanın 2014-15, 2018-19 ayı piyasalarına benzer şekilde düşük ve daralan likidite bir durumda olduğunu belirtiyor ve bu durum 535 gün sürüyor. Tamam çok da sallamaya gerek yok yani 535 gün gibi. Mesela 534 gün olsun lütfen ya da 536 gün olmasın yani. Bu şekilde çok böyle abartı yorumlara gerek yok yani onu söylemeye çalışıyorum. Bu arada Ether'de kaldık. Şurada kalmışız. 1500 dolarlara kadar vesaire bir düşüş bekliyorum. Altcoin'ler zorlu zamanlar yaşarken uzun vadeli Bitcoin yatırımcılar her ay BTC birikim istikrarını sürdürüyor. Ayda kaç Bitcoin alınıyor? Bitcoin uzun vadeli yatırımcıları birikimi sürdürüyor. Deneyimli kripto yatırımcıları Blockchain analitik firması Glassnode'un en son on-chain raporuna göre aylık 50 bin adet yaklaşık 1,35 milyar dolar değerinde Bitcoin alıyorlar. Bu arz daralması daha geniş dijital varlık piyasasının hem zincir üzerinde hem de borsalar arasında istisnai olarak hareketsiz kalması nedeniyle ortaya çıkıyor.
Bitcoin'in fiyatı bu yıl büyük ölçüde dalgalanmış olsa da Glassnode'un en son raporu uzun vadeli sahipler veya holderlar kohortunun kararlı olduğunu gösteriyor. Glassnode'un holder net pozisyon değişim metriği özellikle en az 155 gün boyunca coin sahipliği yapan bu yatırımcıların her ay borsalardan 50 bin Bitcoin çektiğini gösteriyor. Sürekli konuşuyoruz ya, borsa arzı kıt, borsalarda arz olabildiğince kıtlaştı diyoruz. Borsa arzları şu anda düştü diyoruz. Bitcoin'in borsa arzı kıtlık yaşıyor. İşte bu. Yani alım yapılıyor çünkü. Oynatmıyor, üstüne alım yapıyor. Rutin bir şekilde alımlar yapılıyor. Bu veri hem arzın sıkıştığını hem de deneyimli yatırımcıların mevcut piyasa koşullarında işlem yapmaktan kaçındığını gösteriyor. Deneyimli yatırımcı değil de traderlar desek daha doğru olur. Glassnode piyasanın 2014-15 ve 18-19 ayı piyasalarını benzer şekilde düşük ve darlanikte bir durumda olduğunu belirtiyor ve bu durum bilmem ne Bitcoin ağına gelen yeni sermaye girişi çok yılın en düşük seviyelerinde bulunuyor. Doğru. Ya şu anda kısa vade hareketleri yok. Kısa vade hareketleri çok zayıf. Ekstra mesela piyasada bir trade dönmüyor. Bu ne? Altcoin sezonu döneminin altcoin sezonu dediğiniz şey, bak kesin bir şey söyleyeyim size. Çok kesin. Altcoin sezonunun başlaması için Bitcoin'in ATH yapması lazım. Bitcoin'in ATH yapması demek artık durdurulamayacağı anlamı taşır. Yani Bitcoin şu an 70 bin dolar mı oldu? Tamam, iş bitti. Yani aylar boyunca onun üstüne koyar. Dışarıdan sürekli para çeker. Sürekli. Sürekli dışarıdan piyasaya para çeker. Ki bu sezon ETF'ler gibi ekstradan para çekebileceği biliyorsunuz ki yerlerde bulunmaktadır. Olanaklar ve seçenekler de bulunmaktadır. İşte bütün bunlar da tabii ki de çok önemli, değil mi? Bütün bunlar da yaşanırken ne dedik? ETF'lerden de bir para girişi. Tabii ki bir noktadan sonra bu para altcoin'lere de sıkı bir şekilde akıyor. İşte durum bu. Dışarıdan giren bir para var. Dolayısıyla yalnızca Bitcoin değil, altcoin'lere de tabii ki bu para akıyor. Hatta bir noktadan sonra Bitcoin'den altcoin'lere akıyor. Bitcoin dışarıdan alıyor, altcoin'ler Bitcoin'den alıyor tarzında buna benzer bir döngü hali yaşanmış oluyor. Ve bu sürekli olarak üst üste devam ediyor. Aslında ana hatlarıyla olay bu. Altcoin sezonu ne zaman başlayacak? Dediğim gibi Bitcoin ATH'ıyla. Bunun cevabı olarak da 2024'ün özellikle ocağını bekliyoruz şu an en yakın tarihteki katalizör için. SEC'in ETF'leri onaylaması bu işi büyük ölçüde başlatabilir ve sürdürülebilir kılabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.